Merhaba arkadaşlar, Gurbet Canlı'nın dünyasına hoş geldiniz. Saat 9.30. Ben Sunacığımı almaya gidiyorum. Sunamı kahvaltıya götüreceğim. Bir vlog önce söylemiştim. Ben Sunam'ın doğum gününü unutmuşum. Çok üzüldüm ve ona sürpriz yapacağım şimdilik. Önce bir çiçek almam lazım. Gönül almak için, doğum günü için. Onun için yollandım. Acele etmem lazım. İnşallah 9.30'da çiçekçiler açıktır. Bazıları 10'da açıyor bizim burada. Evet, saat 10'da. Sunay alacağım. 10.30'da kahvaltı olmamız lazım. Çiçeğimi aldım. Bakın. Gül yaptırdım içine. Beyaz. Kırmızı. Ne bileyim, bu renk çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Sunay'ı bekliyorum şimdi. Başörtüsünü takıyormuş. Şimdi inecek. Biz kahvaltıya geldik. Nereye geldik? Sevimli Kafe. Bizim burada. Sevimli Kafe. Sunacığım da burada. Yaşıyorum. Suna yaşıyor. Evet. Evet. Suna inşallah artık beni affetmiştir. Ettin değil mi? Affedecek bir şey yok şu anda. Ya yok, ama işte ben... ama diyorum yani, böyle hani Suna gibi çocukluktan olan bir arkadaşım yok. Bir Suna var. Başka hiç kimse yok. Onun için yani çok böyle vicdanım hiç rahat değildi. Çok üzüldüm. Şimdi Suna'nın oğlu da gelecek buraya. Bizi buldu hemen. Hemen buldu. Arayan. Aynen. Buradan bir kahvaltımızı sipariş edelim. Ya. Kahvaltımız geldi. Evet. Bakın, serpme kahvaltı, menemenimizle, çaydanlığımızla. Bu kim? Sizin kendini tanıtır mısın? Merhaba. Bu Sunan'ın oğlu, büyük oğlu Hüseyin. Benim Hakan'ımla yaşlı bu. Daha hiç görülmedi videolarımızda değil mi Hüseyin? İlk defa görünüyor serte yani. Hüseyin'cim bekar daha. Evlendireceğiz mi yakında? Evet, neyse, bize şimdi afiyet olsun. Ne diyeceksin? Gelinlerinizi bekliyorum. Ne? Şey var mı öyle gelin adayı? Gelin adaylarınızı bekliyorum. Yedik içtik, karnımızı doyurduk. Şimdi ben eve gidiyorum. Sunacığım oğluyla gitti, Hüseyin'le gitti. Hüseyin araba almış. Bu arabanın plakalarını alacaklarmış. Arabayı şey yapmak için, yüzlerlerini açtırmak için. Ve sözde kahvaltıyı ben ödeyecektim. Sunacığım kahvaltıya davet ettim ve Hüseyin geldi işte. Hüseyin de bu ara imtihanlarını kazanmış. Çalıştığı iş yerinden yükselmek için bir okula gitmişti, 6 aylığına. Onun imtihanlarını kazanmış. Dedi ki hayır, bugün ben ödeyeceğim. Yani sizin anlayacağınız, daha doğrusu gitmiş. Benim haber olmadan hesabı vermiş gelmiş. İşte. Dedim Sunacığım borcum olsun. Bizim gittiğimiz kahvaltı yeri Augsburg'da. Buradan söyleyeyim sizlere, Sevimli Kafe ismi. Instagram'dan da bulabilirsiniz. Çok güzel bir yer böyle. Küçük ama çok sevimli insanları var. Çok sevimli sahibi var. İsmi gibi aynı. Çok güzel yani. Augsburg civarında olanlar veya bilmiyorsanız bir gidin bakın derim yani. Ben çok memnunum. Dışarıda dolu yağıyor, dolu. Kira! Gel kızım, gel. Gel, dolu yağıyor. Gel. Dur. Ayakları temizleyelim, dur. Oy, doluya bakın. Acayip dolu yağıyor. Üşüdün mü? Bakışa bak. Ne oldu kuzum? Aşkım ne oldu? Karnın mı acıktı? He kızım, seni de çok seviyorum. Tamam, kıskanma. Bunun karnı acıkmış ama senin yemek saatin değildi. Allah'ım ya. Şunlara bakın, ayağımın altında. Çıkın mutfağımdan, çıkın. Yürü sen de çık mutfağımdan. Hadi bakayım, dışarıya geliyor. Şunlara bakın ya. Çıkartamıyorum mutfaktan. Ha, robotun yanına gidin bakayım. He. Al robot şu kedini. Al, ben bundan bıktım. Aha, durmadı bak. Robot şu an challenge hazırlıyor. Family Fun kanalımız için. İsterseniz bir Family Fun'a geçip bakabilirsiniz. O videoda şu an. Kanalımızda 1000 buzun. Yani çeşitli görevler gün içinde. Bunun içinden çekeceğiz. Family Fun'a da böyle videolar yapıyoruz. Allah'ım ya Rabbim, bakalım neler gelecek başımıza. Bugün günümüz böyle yemekle devam ediyor. Edacığım gelmiş, hoş gelmiş. Ne oluyor Berat? Berat. Ano, gel bir tıraşına bir bakalım, gel. Gel şu tıraşına bir bakalım, gel. Gel lan. Yapmış, Berat. Bak geliyor mu? Berat. Çocuk diyordur ki bu tıraş ne demek? Berat. Bir bakalım bir saçlara. Allah'ım şunun güzelliğine bakın. Ha, göster bir bakayım güzelliğini. Bir gülüver bakayım, bir gülüver. Hin yap bir. Çirkin. Maşallah diyelim. Çocuğa nazar değecek. Eda bize pasta getirmiş. Bakın. Allah'ım. Yemeğe devam. Ben kilolarımı geri alacağım Eda. Biz yemeğe devam ben edelim. Ben diyor ki, ha, ben almışken tek başıma kalmayayım. Her gün gördünüz mü? Yani beraber diyete mi gireceğiz sonra? Nasıl hep beraber diyete gireceğiz? Hiç problem değil. Biz kahvelerimizi yapalım şu pastanın yanına. Miley, bu nasıl pasta yemek kızı?
Makroson yiyor benim kızım, gördün mü? Bak Berat'a bakın bir, ne güzel yiyor, ne temiz yiyor, ne akıllı çocuk. Ha? Bakışa bak. Anasından öğrenmiş. Ne? Demek ki böyle yiyor kızım. Ben öyle yemiyorum. Burada bir şey var. Bak annesi, burada bir şey var. Marmelade sevmiyor mu bu? Eda'yı uğurladım. Şimdi Aynur, ne yemeği yapacaksın diyenlere? Yemek yapmayacağım. Cihan, ben kahvaltıya gittim geldim. Saat 12'deymiş. Cihan bugün hastaydı biraz. Okula göndermedim. Sonra Eda geldi, bu kadar pastaları getirdi. Onları yedik biraz önce. Robot'a diyorum karnın açık, ne yemeği yapacağım? Yapma, ben bugün bir şey yemem daha. Çorba da var dünden. Çorba yerim olmazsa. Kaynanama diyorum hayır, ben peynir zeytin yiyeceğim. Almanlar çoğunu böyle yiyorlar ya, akşamları 6'da falan böyle domates, ekmek, peynir, sucuk falan salam yiyorlar. Cihan'a diyorum benim canım bir şey istemiyor bugün. Ne yapayım şimdi sizce? Oğlum yani kimsenin canı bir şey istemeyince, kimse yemeyeceğim deyince bence yemek yapmak yazık. O yemek yenmezse yarına kalır ama yarın kaynanam bize yemek tarifi verecek. Kaynanamın yeni saatine bakın. Bakın böyle saat sipariş verdik kaynanama. Bu tansiyonunu ölçüyormuş, yürüdüğü adımları ölçüyormuş, kalorileri ölçüyormuş, kalp atışını ölçüyormuş. Epi de varmış böyle yanında. Bunu sipariş verdirdi bize. Artık bununla dolaşacak. Uy. Viele zeigen. Ja, weil er jetzt aha, ölçüyor. Und jetzt guck, 19:19, was ist das? Bu neymiş? Bakayım. 19:19. Saat. Uhr. Saat. Mine, bu ne? Saçlarını mı yıkadın kızım? Evet. Mine, ne yapıyorsun sen yine? Allah'ım ya Rabbim ya kızım. Tezgahımı hep kestin. Evet, saat 8'e 10 var. Şimdi karnlar acıktı. Bir şey yapsaydı iyi olurdu. Olur canım. Ben burada şeyim böyle, hemen aniden şıpşak yemek çıkartıyorum. Onun için bakın. Bu şey tam şnitzellerin yeri şimdi böyle. Böyle acil olacağı zaman semirler var evde. Artık onun içine koyup yiyecekler. Vallahi hiç suçum değil. Ben sordum yemek ne yapayım diye. Saat 4'te Eda geldiğinde. Eda gittikten sonra hemen yaparım diyordum. Ama kimse istemedi. Dünden çorba vardı. Ondan yerler şimdi biraz da yanına. Olur biter. Şimdi herkes diyecek ki Ayşe zaten doğru dürüst yemek yapmıyor ki evinde ailesine ama. Öyle demeyin arkadaşlar, ne yapayım. Ben istemiyorum bugünden yemek kalsın yarına. Neden biliyor musunuz? Yarın kaynanam Alman yemeği yapacak. Ve size burada videoda çekim yapacağım. Başka bir çeşit yemek yapacak. Onun için bugünden yemek kalmasın yarına. Yarın güzel yemek yapalım diye. Evet, şnitzellerimiz kızarıyor. Yemeklerini yediler, içtiler. Herkes odasına dağıldı. Yine yatmaya çıktı babaannesiyle. Ben de bir saat video montajladım önce bir. Şey, Family Fan kanalımız için video montajladım. Çünkü o videoyu neden bugün akşamdan yaptım? Yarın kuaförde randevum var. Saçlarım için gideceğim. Sabah 9:30'da. Şimdi yapmazsam yarın sabah yetiştiremem. Robot da yapabilir tabii ki. Montajlayabilir. Şimdi diyeceksiniz robot niye montajlamıyor? Çünkü o videoda Eda da vardı. Çoğu zaman Berat'la falan Türkçe konuşuyor. Arada Türkçe konuştuk. Böyle arada Türkçe konuşulan videolar, yani robota montajlaması biraz zor. Onun için o videonun montajını ben yaptım. Şimdi makinemi toparlayacağım. Tekrar düzenliyorum bakın. Dünden bulaşıklar vardı içinde. Karışmasın birbirine diye. Şu Coca-Cola bardakları var ya. Benim sinirlerimi alt üst ediyor şu makinenin içinde şu büyük bardaklar. Bunları elimle yıkamam lazım bir kere. Çorbamız da bitti. Evet, geri kalanlarını da artık elimizde yıkayalım. Bugün niyeyse hiçbir işinin harcı olamadım. Sanki gün böyle çabuk geçiverdi. Ölene kadar tabii evde yoktum. Bundan sonra da çift video. Çift video çektiğimiz günler hemen belli oluyor böyle. Hem challenge hem vlog. Yani hepsi böyle birbirine karışıyor. Yani bir türlü işimi beceremedim bugün. Sanki bazı işlerim kaldı gibi. Bugün Nutella pastasını yapacaktım sözde. Nutella pastası. Evet, tarifini verecektim sizlere. Ama neyim yok biliyor musunuz? Kalıbım yok. Nutella pastası için şu hani böyle geçirmeli kaplardan var ya, ne diyorlar Türkçe'de ona bilmiyorum. Onlardan lazım. Benim öyle bir kabım vardı. Ama bulamıyorum. Bulamıyorum. Nereye koydum acaba? Kelerde. Yok. Böyle bir kap almam lazım. Tekrar yarın diyorum şeye gideyim, Poco'ya gideyim. Bizim burada Poco var. Orada muhakkak bulurum. Yani Markov'da. Bir tane alayım geleyim. Onlar burada, o kaplar 20-25 euro civarında. Hatta internette iyileri, markalı olanları da var. 50 euro. 50 euro da yani. Bir
kaba veremem şimdilik. Kaynanam demesin, ne pasalı gelinim var benim böyle. Akşamdan bulaşıklarını bırakıyor, mutfağını temizlemiyor. Şu yağlı şeyleri kızarttığım zaman şu ocak batıyor ya, en çok ona gıcık oluyorum. Türkiye'de böyle kenarlarına gazete koyuyorlar. Ben de koyacağım bu gidişle. Ama olmuyor burada. Kenarına gazete koyamam. Ocakta yanar gider. Mutfağımı temizledim. Tamamdır. Eda'nın getirdiği pastadan birazcık kaldı burada. Şimdilik idare eder. Bu kadar bugünlük. Bitti. Videom daha hala montaj şeyinde. Robot getirmiş buraya, pijamalarımı bırakmış gitmiş. Ben burada koltukta artık Kiram'la. Kira da yanımda. Kiram! Kiram! İkimiz mi yatacağız burada yine bugün? Yorganımla yastığıma bakın. Oraya toparladım, koyduydum bugün. Onları bile koltuğun altına koymadım daha. Aslında şuraya koltuk açılıyor bizim. Onun altında yataklarım, yorganlarım var benim, yastıklarım. Misafirler için devamlı onları yıkayıp, misafir geldiği zaman değiştirip temiz oraya koyuyorum. Eğer çok uzun süre kalırsa orada tekrar çıkartıyorum bir yatılı gelen olursa, ama fazla uzun süre kalmazsa orada temiz şeylerim oluyor. Gelene hemen hazır çıkartıveriyorum. Yani şu saçlarım aklarını artık yavaş yavaş yok etmem lazım. Bakın ya. Görüyor musunuz? Hiç inanmıyorum. Yok, ben saçlarımı sarı yaptıracağım yine. Ben hiç saçlarımın renginden bu ara memnun değilim. Koyu rengi ben sevemedim. Geçen eski videolarıma baktım. Koyu renk saçlarımla Family Fan'da öyle bir videolarımız var. İstemiyorum. Bilmiyorum. Belki yakıştıranlar vardır, güzel uygulayanlar vardır ama ben sevemedim. Arkadaşlar, videomu fazla uzatmayayım bugün. Belki vlogum biraz kısa oldu ama kusuruma bakmayın. Umarım yine de beğenmişsinizdir ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.